Bugün burada Kartal'ın birlik ve beraberliğini sağlamaya yemin etmeye geldik. Bugün burada Kartal'ı şahlandırmaya and içmeye geldik. Misafirler, çok kıymetli dava arkadaşlarım, Kartalımızın güzde basını ve çok değerli Kartal halkı, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Gaziantep'te gerçekleşen alçak terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırıdan dolayı hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Konuşmama başlamadan önce ateşten gömleği giyerek 10 aydır uyumlu bir çalışma içerisinde bulunduğumuz, çoluğundan, çocuğundan, ailesinden fedakarlık edip kendisini partisinin verdiği göreve adayan İlçe Başkanım Dilruba Oğuzcuklu'ya huzurlarınızda yürekten teşekkür ediyorum. Daha sonra adaylık sürecinde istişare ve karşılıklı saygı ve sevgi ve güveni bir olsun bırakmadığımız çok değerli abim Mahmut Kumbar Başkanım'a da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kendisine bağlı sizlere. Sağ gezilerinde, üye çalışmalarında, standlarda beraber ter döktüğümüz, mükemmel bir uyum içerisinde çalıştığımız tüm ekibimize ve destek veren, vermeyen tüm dava arkadaşlarıma da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Son olarak aday olma cesareti gösteren başkan adaylarımıza, hepiniz bu partinin bir değerisiniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Seçimden sonra el ele, omuz omuza hep birlikte çalışmayı arzuluyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kendimi biraz tanıtmak istiyorum. 22 Ocak 1990 doğumluyum. Avukatım, uluslararası ilişkiler ve hukuk mezunuyum. Kartallıyım. 60-70 senedir Kartal'da bulunan bir ailenin mensubuyum. 5 sene önce parti kurulduğunda ben varım, bu harekete varım diyen, Cesurlar Hareketi'nin bayrağını en önde taşıyan kurucularından biriyim. İlçe Başkan Yardımcılığı ve 2019 yerel seçiminden sonra meclis üyeleri görevinde bulundum. Şimdi de delegelerimiz ve partilerimiz eğer bize inanırlarsa ilçe başkan adayım. Az zamanda ekip ruhuyla, çalışan genç ve dinamik bir kadroyla çok güzel işler başardık. Bu kadronun bir parçası olmak, bir zerresi olmak da bana nasip oldu. Yapılanlar, başarılanlar zaten tüm Kartal kamuoyunun malumu. Şimdi sıra yapacaklarımızı anlatmakta. Bugün burada bizi görev süremiz boyunca bağlayacak sözler vermeye geldik. Bugün burada Kartal'ın birlik ve beraberliğini sağlamaya yemin etmeye geldik. Bugün burada Kartal'ı şahlandırmaya and içmeye geldik. Hazırsanız başlıyoruz. Bugün burada Kartal'ın kutlu geleceğini ilan ediyoruz. Öncelikle tespit ettiğimiz 2017'den bu yana partimize üye olmuş 1700 civarında üyenin istifa ettiğini tespit ettik. Küskünleri barıştırmak, bu üyelerimizin neden istifa ettiğini öğrenmek, bu üyelerimizle tek tek iletişime geçmek bizim ilk önceliğimiz olacak. Bu üyelerimizle iletişime geçtiğimizde
Aldığımız bilgileri raporlayarak ile ve genel merkeze ileteceğiz. Bunlar politikalarımızdan mı rahatsız oldular, memuriyet için mi istifa ettiler, hepsini tek tek raporlayarak bu politikalarımızda nasıl düzeltmeye gidebiliriz diye il ve genel merkezle koordineli bir şekilde çalışacağız. Kuvvetlenecek. Kartalımızın ve tüm Türkiye'nin maalesef istihdam gibi bir sorunu var. Bu sorunu çözmek bizim elimizde değil, hükümetin elinde. Ancak şöyle bir projemiz var. Bütün arkadaşlardan gelen talepleri, üye olsun olmasın, bir bilgi bankasında toplayarak kendi özelliklerine göre bunu sıralayacağız. Bunu sıraladıktan sonra bizim partimize gelen hastaneden, oradan, fabrikalardan arkadaşlarımız var, çalışan fabrikatörlerimiz var. Bunlar her zaman bize diyorlar ki, bize insan lazım, bulamıyoruz diyorlar. Dolayısıyla iş arayanla iş vermek isteyen insanları bir araya getireceğiz. Kuracağımız yönetimde asil ve yedek üye ayrımı olmayacak. Bütün yönetim kurulu üyelerimiz tüm sürecin içine aktif bir şekilde katılacaklar. 66 yönetim kurulu üyemizin hepsi toplantılarımıza, aylık toplantılarımıza katılacak ve bu üyelerimizle beraber tüm kararları danışarak ve hep birlikte alacağız. Genel seçime doğru tüm mahallelerimizde mahalle temsilcilikleri açılacak. Vatandaş ile birebir temas merkezlerimiz oluşturulacak. Soğanlık Bölge Başkanlığımız faaliyetlerini arttırarak devam edecek. Burada tüm küskün arkadaşlarımız bölgede tek bir yumruk haline gelmesi sağlanacak ve genel seçimden sonra da lokasyonlarını şimdiden belirlediğimiz bölgelerimizde bölge başkanlıklarımızın açılması için çalışmalara başlayacağız. Yönetimde temsil imkanı bulamayan arkadaşlarımız, o bizden, bu ondan, bu bizim rakipti, o bizim değildi diye demeden bütün arkadaşlarımızla görüşerek bütün arkadaşlarımızın teşkilat çalışmalarında görev almasını sağlayacağız. 20 mahalle başkanımızı tüm mahallelerde toplantı yaparak, mahalle üyelerimize sorarak, görev almak isteyen arkadaşlarla beraber, oradaki üyelerimizle beraber titizlikle seçeceğiz. Bizim mahalle başkanlarımızın hepsi mahallelerinde Meral Akşener'in ve İyi Parti'nin yüzü olacaklar. Bugün bulunduğumuz salon gibi bir salonda her 3 ayda bir teşkilat toplantısı yapacağız. Bütün üyelerimizi, yönetim, o, bu ayırmadan bütün üyelerimizi davet edeceğiz. Böyle kalabalıklarda ilçe başkanı olursam ben, arkadaşlarımla beraber, ekibimle beraber, bütün arkadaşlarla konuşacağız. Eleştirilerini dinleyeceğiz, çözüm önerilerini dinleyeceğiz. Bu toplantılara milletvekillerimizin, il yöneticilerimizin, genel merkez yöneticilerimizin gelip bu toplantılara katılım sağlaması için çalışacağız. Kartal'ın sorunlarını meclise taşımak için çalışacağız. Kartallıyla milletvekillerini, genel merkez yöneticilerini bir araya getirmek için çalışacağız. Burada bütün arkadaşlarımız özgürce kendini ifade edecekler. Yönetim kurulu ve divan üyelerimiz de haftalık ve aylık raporlarını bu toplantıda bütün üyelerimize sunacaklar. Çözüm, eleştiri ve önerileri dinleyecekler. Kadın Politikaları Başkanlığımızı ve Gençlik Politikaları Başkanlığımızı aktifleştirmek için çalışmalar yapacağız. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'i her gittiğimiz yerde gururlandıracağız. Kartal'ın İstanbul'da İYİ Parti'nin oy patlaması yapacağı, en çok oy alacağı ilçe olması için çalışacağız. Kısacası arkadaşlar, tüm Türkiye'nin gıptayla izleyeceği, her üyesinin gururla ben İYİ Parti'liyim diyeceği bir Kartal oluşturacağız. Değerli dostlar, İYİ Parti'nin müziklerini dinlerken, genel başkanımız dinlerken gözleri dolan, içi içine sığmayan bir kardeşiniz olarak ben size söz veriyorum. Benim kavgam İYİ Partili arkadaşlarımla değil, benim kavgam bu kirli düzenle, benim kavgam ilçe başkanı adaylarıyla değil, başkanlık sistemiyle. Bizim hedefimiz İYİ Partiliyi yenmek değil, bizim hedefimiz İYİ Partiliyi yüceltmek. Bizim hedefimiz İYİ Parti'yi iktidar yapmak. Bizim hedefimiz Türk gencini ileri taşımak. Bizim hedefimiz yatağa aç giren bir tek çocuk kalmayana kadar mücadele etmek. Bizim hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni siyasetli ve vatansever kadrolarla yönetmek. Bizim hedefimiz bu idealleri gerçekleştirecek Cumhuriyet Kadını Cesurlar Hareketi'nin liderini Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i başbakan yapmak. Bizimle beraber bu hedefe
Var mısınız?